Yayınımız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Deprem, yüreğimizi yakan deprem felaketine karşı harekete geçen Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları başkanlarıyla görüşüyoruz. Şu anda Kırım Derneği Konya Şubesi Başkanı Sayın Mustafa Sırrı Demirel ile beraberiz. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Röportaj teklifimizi kabul edip katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok mutlu oldum. Böyle bir zamanda böyle bir şeyde yayın yapmak benim için mutluluk verici bir olay. Sağ olun başkanım. Başkanım, hemen ilk soruya geçelim isterseniz. Kendinizi tanıtmanızı rica ediyoruz. Mustafa Sırrı Demirel kimdir? Buyurun. Mustafa Sırrı Demirel, 18.03.1965, Konya Yağlıbayat doğumluyum. Yani bir Tatar köyünde doğdum. Daha sonra işimizi öğrencilik gereği Konya'da ilkokul, ortaokul, lise öğrenimlerimi yaptıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni bitirdim. Şu anda iktisatçı olarak, mali müşavir olarak hizmet ediyorum. Bundan yaklaşık bir sene önce Çiçeğeburnu'nda bir Kırım Türkleri Konya Şube Başkanıyım. Abilerimin, büyüklerimin ısrarıyla artık sıra sana geldi dediler. Konya Şube Başkanlığı'na iyi bir ekiple beraber geldik. Geldiğimiz günden beridir de dernekte bir faaliyetler, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir ekibimiz var. Bu ekiple de gelir gelmez herkesin de bildiği gibi bir Ukrayna-Rusya savaşı meydana geldi. Oraya bir yardım tırı gönderdik. Şimdi hiç istemediğimiz son yüzyılın en büyük depremi oldu. Oraya da yine hem yönetimimiz hem gençlerimizle beraber, benim hep övünçle bahsettiğim genç Tatarlarımızla, gençliğimizle beraber yine yardımlarımızı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Sağ olun başkanım. Yeni başkan oldum dediniz bir yıllık Çiçeğburnu'nda. Başkanım, peki derneğiniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Kırım Derneği. Konya Derneği çok eski. Eski derneklerden bir tanesi. Konya'da genel merkezimizin Konya Şubesi olarak yıllardır. Şu ana kadar 7-8-9. Başkanım ben. Daha önce abilerimiz hizmet ettiler hep. Bu lambayı, bu ışığı yaktılar. Biz de yeni yönetim kurulumuzla, arkadaşlarımızla bayrağı aldığı yerden en iyi yerlere çekeriz diye göreve geldik. Allah inşallah sağlık, sıhhat verdiği müddetçe bu görevi layıkıyla en iyi şekilde önce Tatarlarımıza, sonra Konya'daki insanlarımıza, daha doğrusu ümmet-i Müslüman'a hizmet etmek için kendimizi neler yapabiliriz diye düşünerek yönetim kurulu toplantılarımızda karınca kadınca elimizden geldiğince yardımlar etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Evet, sağ olun başkanım. Yardımlardan bahsettiniz. Evet. Yüreğimizi yakan deprem felaketine karşı da derneğiniz olarak başlatmış olduğunuz afet yardım kampanyasını açıklayabilir misiniz? Evet. Verebilir misiniz? İkinci günü İl Dernekler Müdürlüğü'nün de telkinleriyle, biliyorsunuz Kırım Türkleri dernekleri Türkiye'de kamu yararına dernekler. Öyle olduğu için hemen arkadaşlarımızla bir toplantı yaparak telekonferans sistemiyle bir yardım kampanyası başlatalım dedik. Dernekler Müdürlüğü'nü aradık. Zaten Türkiye seferber olmuştu. Bizim de duyarsız kalmamız kadar yanlış bir şey olmazdı. Onun için hep beraber arkadaşlarımızla, gençliğimizle hemen alulaşarak, telefonlaşarak ivedi bir şekilde aynı ve nakdi yardımlara başladık. Hemen duyar duymaz araba araba insanlar ellerinde torbalarla derneğimize yardımlar gelmeye başladı. Bizim bir özelliğimiz var Konya Derneği olarak. Çok iyi bir gençlik teşkilatımız var. Sağ olsunlar işlerini güçlerini bıraktılar. Geldiler hep beraber kolilerimizi, yardımlarımızı kolileyerek hemen ikinci, üçüncü günü tırımızı da yükleyerek, başında da yine bir yönetici arkadaşımız Hamza kardeşimiz, o da geldi kendisi burada sağ salim gitti, 3 gün orada kaldı, oraları gördü geldi. Onun başkanlığında tırımızı gönderdik. Tırımız emin ellerle oraya gitti, tek tek yardım edildi. Hatay'a gitti, Kırıkhan'a gitti, orada mağdur olan depremzedelere göndermiş olduğumuz battaniye yardımları, gıda yardımları, sular özellikle yerini buldu. Mutluyuz. Ha, bundan sonra duruyor muyuz? Devam ediyoruz. Halkımız duyarlı. Bu arada banka hesap numarası verdik. Konya Kırım Türkleri Derneğimizin hesaplarına, gerek elden gerek hesaplarıma yardımlar geldi. Bu yardımları da hem gıda yardım olarak hem de battaniye yardım olarak yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yardımlar da devam ediyor. Bu ne kadar devam ederse bir an önce bitmesini istiyoruz ama olay çok vahim, çok kötü. Hem televizyonlardan izliyoruz hem Hamza kardeşimize bir saate kadar sohbet ettik. Orayı bizi yaşattı, ağlaştık. Hakikaten kötü, durum çok kötü. Ama Allah'ım hem devletimize zeval vermesin hem insanlarımıza. Öyle bir yardımlaşma var ki Türkiye'nin her yanından
tırlarla yardımlar, gıda yardımları, battaniye yardımları, kömür yardımları devam etmekte. Biz de Konya olarak bundan sonra da yardımlarımızı inşallah devam ettireceğiz. Evet başkanım, ne yaptığınızı, nereye gönderdiğinizi bahsettiniz. Peki bulunduğunuz ilde, yani Konya'da afetzede var mı? Var ise buna yönelik bir çalışmanız oldu mu? Evet, Çiçeğeburnu'nda az önce bir aile bize müracaat etti, tevafuk oldu. Kendileri Hatay'dan geliyorlar. Bir öğretmen, karı koca, yanlarında bir tane kızları var. Bıçak açmıyor inan ağzını, çocuk hala ürkek, çok kötü. Kendilerine şu yardım yaptım, gece beni aradılar. Biz dışarıda kaldık başkanım diye telefonu bir yerden almışlar. Bir Tatar kardeşimiz marifetiyle, bir hemşerimiz marifetiyle, öğretmen arkadaşları marifetiyle bizzat gittim, kendilerini bir öğretmen evine yerleştirdim. Biraz önce de kendileriyle beraberdim. Şimdi onları bir ev, dayalı döşeli bir ev sözü aldık. Onları o eve yerleştireceğiz. Gerek yakıtlarını, gerek gıdalarını, gerek yiyecekleri neyse biz sonuna kadar onları burada, devletimiz ne zaman onları memleketlerine çağırıncaya kadar onların bakımlarına biz yardım etmeye devam edeceğiz. Boynumuzun borcu bugün onlara, yarın bize. Biz duyarsız kalamazdık. Özellikle Tatar milleti böyle şeylerde. Çünkü biz çok çektik. Atalarımız çok çekmiş yıllarca. Açlık çekmiş, susuzluk çekmiş. Öyle olduğu için derneğimiz 24 saat açık. Yine hep söylüyorum, gençlerimiz sayesinde buraya gelip giden insanlar hiçbir zaman kapının, bu dönemlerde zaten kapatamazdık. Yardımlar için maddi manevi yardıma ihtiyacı olan Kırım Türklerinden Konya'daki bize ulaşamayanlar varsa gelsinler. Gerek gıda, gerek giyim, gerek maddi yönden yardımlara, hem ilaç yönünden her zaman hazırız. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Teşekkürler başkanım. Biz de bir kez daha dediğiniz gibi vurgulayalım. Yardım yapmak isteyenler ya da yardıma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız için Konya Şubesi kapısı açık. Buradan sizin aracılığınızla tüm hemşerilerime, evet, Tatar hemşerilerime bir duyuru yapmak istiyorum. Gün birlik ve beraberlik zamanı. Diyor ya atamız İsmail Gaspıralı, dilde, fikirde, işte birlik diye. Dün gün birlik zamanı. Öyle olduğu için arkadaşlar evimizde temiz, eşyalarımız, ama özellikle söylüyorum bak, temiz, bunu söylüyorum, ütülenmiş, yıkanmış çocuk eşyası varsa böyle çok kötülerde getirmeyin, göndermiyoruz zaten. Özellikle giyilmemiş eşyalar, efendime söyleyeyim, gıda yardımı, nakdi yardım yapmaya devam edebilirsiniz. Çünkü yerine direkt ulaştırıyoruz. Dün yine Tatarlarımız gönderdiği paralarla ekmek gönderdik arkadaşlar. Giden arkadaşlarımızla ekmek, bisküvi lazım, şu anda acil şeyler lazım dediler. Onları gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Yardımlarınızı esirgemeyin. İnan yardımlarınız yerine ulaşıyor. Allah herkesten razı olsun. Bugünlerde yapmayacağız da ne zaman yapacağız? Sağ olun başkanım. Peki başkanım, son olarak sizleri dinleyenleri, şu anda canlı olarak genç Tatar dinleyicilerine ne söylemek istersiniz? Evet arkadaşlar, ben genç Tatarlardan, bu görev yapan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, yavrularımızdan Allah razı olsun. Hepsi öğrenci, hepsi pırıl pırıl gençler, hepsi bu işi çok seviyorlar, gönüllü yapıyorlar. Zannetmeyin ki arkadaşlarımız bu işi yaparken bir maddi menfaat peşindeler. İşleri önde olan arkadaşlar, işleri bittikten sonra okullarında görevli olan arkadaşlar ve ne işleri varsa kendileri zaman ayırıp gelip burada Genç Tatar Radyo'yla dünyanın, ben öyle biliyorum, dünyanın her yerine yayın yapıyorlar. Türkiye'mize zaten yayın yapıyorlar. Zaman zaman izlerken ben gurur duyuyorum. Hatta yorumlar yapıyorum, sizinle gurur duyuyorum diye. Sizler de izleyin. Bilmeyenlere özellikle söylüyorum, Genç Tatar Radyo Konya'dan yayın yapıyor. Bizim gençlerimiz olduğu müddetçe sırtımız yere gelmeyecek. Genel merkezimiz de zaten onlarla övünüyor. Biz hep örnek olmasını istiyoruz bu Genç Tatar Radyosu'nun. Ama kimin ne sorunu varsa Genç Tatar Radyosu marifetiyle anlatabilir. Destek olalım kardeşlerimizle. Ama son olarak şunu söylüyorum. Gün birlik ve beraberlik zamanı. Gelin canlar, gelin Tatarlar, bir olalım diyorum. Ve şu anda depremzede arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, inan az önce dinlerken ben bir yerdeydim, daha önce derneğe getirdim, hüngür hüngür ağladım. Anlatırlarken ne olmuş sabahın o dördünde, görüntüler var ellerinde, evlerine girememişler. Pijamalarıyla, eşofmanlarıyla, Allah'tan diyorlar arabamız hasar görmedi, arabalarıyla gelmişler. Biz akşam onları aldık, iyi yerlere yerleştirdik. Bizim için saat mefhumu yok, kesinlikle mesai mefhumu yok. Ne zaman isterseniz hem yönetim kurulumuz, hem şahsım, hem genç Tatarlarımız hazır. Bize destek verin, bizden ne isterseniz biz onu yapmaya hazırız. Bu şekilde yayına bizi almanızdan dolayı da özellikle sizlere, tüm arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.
Sağ olun başkanım. Değerli dinleyicilerimiz, Kırım Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Sırıdemir ile röportajımızı gerçekleştirdik. Başkanım, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Röportajınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun.